Ne oluyor ya burada? Evi satılığa çıkardım. Ya ne demek evi satılığa çıkardım ya? Ya bırak, bırak. Püşsün, geç şuraya. Geç ulan sen. Ya bıraksana ya. Bağırma. Ya ne demek evi satılığa çıkarttım ya? Manyak mısın? Ben ne yapacağım? Kardeşim 5 dakika müsaade et bize. Tamam. Ya ben ne yapacağım? Bağırma. Bak, Damla çok zor şeyler yaşadık, tamam mı? İkimiz de. Lütfen senden rica ediyorum. Normal hayatlarımıza geri dönelim. Lütfen. Ya senin geri dönebileceğin bir hayatın var Murat. Ama benim geri dönebileceğim bir hayatım yok. Ya sen beni arkanda bırakırsan ben en baştan başlarım ya. En baştan. Tamam ben de onu söylüyorum Damla. En baştan başla. Ya gençsin, güzelim, hayat var önünde. Bütün hayatını benim peşimden koşup delilikler yaparak mı sürdüreceksin Damla? Buraya kadarmış. Daha yeni başlıyor. Daha yeni başlıyor. Bence acele etmeyelim. Hayır, acele etmiyoruz ki zaten. Dün gece takmamız gerekiyordu. Geç bile kaldık. Ya belki de dün takamamamızda vardır bir hayır. Damla ne hayrı ya? Ne diyorsun? Ne hayrı? Sinan. Ben anladım ki evlilik insanı değilim. Ya gerçekten nişanlanmak, evlilik falan bana göre değilmiş. Hayır, bunu nişanın ertesi günü mü anladın yani? Özür dilerim. Damla bir dakika durur musun sevgilim? Bir saniye. Özür dilerim. Damla ne özür? Bir de valiz mi hazırladın? Bir dakika durur musun ya? Bir sakin olur musun? Ne oluyor aşkım? Ben mi bir şey yaptım? Ya bir dakika, özür dilerim. Bak sen hiçbir şey yapmadın Sinan. Sen gerçekten hiçbir şey yapmadın. Ben gitmek istiyorum. Sevgilim bir dakika dur. Tamam bir dakika dur. Ben mi bir şey yaptım sana? Bak eğer bir sorun varsa konuşalım, çözelim. Gelir misin? Ya sorun sende değil Sinan. Sorun sende değil. Sorun bende. Sorun bende Sinan, evet. Ve ben gitmek istiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Durur musun bir dakika? Dur diyorum sana. Ya ben senin için herkesi karşıma aldım ya. Ya almasaydın ya. Ya almasaydın. Ben mi git sana aileni karşına al dedim ya. Ya ben yalnız kalmak istiyorum, tamam mı? Ben gerçekten yalnız kalmak istiyorum Sinan. Damla bir durur musun? Damla. Gelme. Yalnız kalmak istiyorum. Sen yaptın zaten ya. Sen yaptın. Yine aldın beni bir kenara koydun. Gittin karını korudun. Ben karımı değil, çocuklarımın annesini korudum. Ben delireceğim ya. Ben vallahi delireceğim. Ben de senin çocuğunun annesi olabilirdim. O zaman neden bu kadar babacan değildin? Nehirle Batu'ya yaptığın babalığı neden benim yavruma yapmadın? Ya üste çıkmaya çalışma. Eve nasıl girdin? Bana onu söyle. Girdim bir şekilde. Ya bırak bana şekili şükülü. Sen anahtarı... Sen anahtarı benim cebimden mi aldın? Benimle uyurken kalktın, cebimden anahtarı aldın. Ondan sonra gittin eve girdin, öyle mi? Evet yaptım. Yaptım. Eğer biri seni öldürseydi emin ol sen de benim yaptığımı yapardın. Damla, o görüntüleri bana vereceksin. Murat yapma. Damla sen yapma. Bak ben Neslihan'ı aramızdan çıkardım. Şimdi sen geri sokma. Şu görüntüleri bana ver ya da bir daha hayatın boyunca suratımı göremezsin. Karar ver. Damla! Bir de kaçıyordun öyle mi? Ay aşkım ne kaçması ya? Ya senin bir sinirin geçti sana mı? Benim sinirim geçmeyecek Damla. Anladın mı beni? Ben sana arkamdan iş çevirme demedim mi? Arkamdan iş çevirme demedim mi sana? İnadın yüzünden itibarımı iki paralık ettin. Ya ne alakası var ya? Ya senin ayıbın mı? Neslihan'ın ayıbı o. Ayıbı? Ayıbı sen yaptın Damla. Koray'la Neslihan'ın görüntülerini basına sen vermişsin. Aşkım sen çok sinirlisin ama bir sakinleş bir dön. Geçmeyecek diyorum sinirim, anladın mı? Ben güvenmediğim biriyle kalmak istemiyorum, tamam mı? Seni görmek istemiyorum. Bitti. Hayır Murat. Murat hayır. Murat, ya ne kızım çekil. Kızım çekil şuradan. Murat sinirli sinirliyken karar verme Murat. Görmek istemiyorum bir daha seni. Beni bir daha arama. Oh.
Damla arıyor. Murat beni terk etti diyecek sana. Alo? Neredesin sen? Sana neredesin dedim Koray. Önce bir sakin ol. Bana nerede olduğunu söyle dedim. Korkuyor musun yoksa benden? Ne korkacağım senden? Benim işim senin gibilerle uğraşmak. O zaman neredeysen geliyorum. Murat'ı nasıl doldurdun bana bir bir anlatacaksın. Şu an müsait değilim. Kliniğe geçeceğim. Oraya gel. Ne yapıyorsun kızım sen? Delirdin mi? Delirdim. Delirdim. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun? Ya sen ne yaptığını sanıyorsun? Karıcığım yukarıda konuşuyor. Bırak kolumu. Tamam. Ufak tefek çizikler var. Onları da ben hallederim Koray Bey. Kusura bakma. Hocam bugünü boşaltmıştınız. Evet. Ama Damla Hanım'la görüşmem gerekti. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Hayır. Sen işine bak. Senin başına ne geliyorsa hep bu öfken yüzünden geliyor. Kendimi sakinleştiremiyorum çünkü. Ben kendimi sakinleştiremiyorum. Ya tam dedim ya. Tam Murat Neslihan'dan ayrıldı. Her şey yoluna girdi. Ya sen her şeyi mahvettin Koray. Her şeyi mahvettin. Sen ne yaptın peki? Neslihan'dan intikam almak için beni ortaya attın. Senin yüzünden ben Neslihan'ı kaybettim. Umurumda bile değil. İkinize de çok iyi oldu. Ben Neslihan'ı kaybettiysem, sen de Murat'ı kaybet istedin. Ki en baştan başlayabilelim. Bir dakika. Nasıl yani? Sen Neslihan'ı tekrar geri kazanabilmek için mi yaptın bu planı? Sen Murat'ı aldın, ben Neslihan'ı kaybettim. Ama senin Murat'la mutluyken bana yardım etmeyeceğin o kadar belliydi ki. Peki ben senin bu yaptığından sonra sana nasıl güveneceğim? Sen mi bana güvenemeyeceksin? Hatırlatayım sana, unutuyorsun galiba. Bizim anlaşmamızı ilk sen bozdun. Biz seninle oturduk, konuştuk, anlaştık. Sen ne yaptın? Sen bana ihanet ettin. Bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. Bize yardım edecek hiç kimse yok. Sen öfkene yenik düştün. Neslihan'ı elimden aldın ve şimdi Neslihan'ı kazanmama yardım edeceksin. Ben de senin Murat'ı kazanmana yardım edeceğim. Ve bu sefer bu anlaşmayla ikimiz de istediğimizi elde edeceğiz. Anlaştık mı? Damla. Damla nereye? Düşüneceğim.
Efendim? Serkan Hanım. Kiminle görüşüyorum? Ben Damla. Damla mı? Sen ne yüzle arıyorsun beni? Acilen görüşmemiz lazım. Şu anda önemli bir yemekteyim. Ayrıca benim seninle görecek hiçbir şeyim yok. Şimdi size kızınızın beni öldürmeye çalıştığı görüntüleri yolladım. Eğer bir saat içinde benimle görüşmezseniz... ...bütün haber kanalları dahil polislere bu görüntüler verilecek. Konuşacak bir şeyiniz var mı sizce? Çık dışarı Damla. Dün gördüm sizi. Ne gördün ya? Kimi gördün? İkinizi gördüm. Öpüşürken. İki günde ya. İki günde unuttun mu beni? İki günde karına mı döndüm gerçekten? Sen nasıl gördün beni ya? Sen beni takip mi ediyorsun? Delireceğim. Ya sana senin Esra'nla öpüşürken gördüm diyorum. Sen gelmiş bana bizi nasıl gördün diyorsun. Ya inkar etsene ya. Ya inkar etsene. Ya ben sana aşığım. Ben seni seviyorum. Ben gidip Nesra'nı nasıl öpeyim desene. Sen kafayı yemişsin ya. Sen yemişsin kafayı. Bir de takip etmeler falan çıktı. Ben senin çevirdiğin dolaplardan, oyunlarından çok sıkıldım, tamam mı? Çık buradan, çık. Çık yürü, çık. Ya benim bir şey çevirdiğim yok, tamam mı? Dün dudaklarına yapıştın, kadın çeviriyor ne çeviriyorsa. Ya adresi bana Koray attı ya, Koray attı. Belli ki ona da Neslihan yollamış. At bu adresi Damla ya. Murat da sizi görsün demiş. Kızım, sen hala Koray'la işbirliğindesin. Bak kendi ağzınla söylüyorsun. Ben Koray'dan aldım diyorsun adresi. Neydi planınız, ha? Neydi? Koray Bey'den adresi alacaktın, gelecektin oraya. Neslihan'la bizi huzursuz edecektin. Öyle mi? Planın bu mu? Elinden geleni ardına koyma. Hatta elinizden geleni ardınıza koymayın. Bizi ayıramayacaksınız. Anladın mı? Ya ben değil. Neslihan Koray'la işbirliği içinde. Ya göremiyor musun ya? Ya bu kadın iki gün önce senden nefret etmiyor muydu ya? Ya iki gün önce senden nefret eden kadın bugün birden sana aşık mı oldu ha? Aşka mı depreşti birden? Ya sen bu kadar saf mısın gerçekten ya? Ha? Koray biliyordu gideceğimiz yeri. O planlamıştır. Ya Neslihan yaptı diyorum ya. Sana Neslihan yaptı. Ya biliyordu oraya geleceğimi. Benim canımı acıtmak istedi. Ya kendi gözlerimle gördüm ya. Beni görür görmez öptü seni. Zorlandı. Seni öperken zorlandı Murat. Murat dur. Ben sana dokunmadan yaşayamıyorum. Bak sen de karşılık verdin. Yok olmaz. Olmaz, doğru değil bu. Murat biz bunu böyle konuşmadık, tamam mı? İkimizin de başka hayatı var artık. Kızım, bak ben Neslihan'ı çok iyi tanıyorum. Karım beni zorla mı öpüyor, isteyerek mi öpüyor çok iyi biliyorum. Sen onu bunu bırak, sen nasıl buraya işe girdin? Şahika Hanım'ı nasıl ikna ettin onu anla. Ya ben kimmişim ya? Ya ben kim, ben kimim ya? Ben Şahika gibi bir kadını ikna edeyim. Az önce kendin dedim. Sizi ayırmak için beni aldı işe ya. Ne çeviriyorsa Şahika çeviriyor. Kabul ediyorsun ki biraz daha ısrar etsek gösterecektik örüntüleri. Ya Damla saçmalama. Niye burada olduğumuzu bile bilmiyorum ben yani. Senin yüzünden saçma sapan şeyler yapıyorum. Ya saçma sapan mı? Ya saçma sapan mı ya? Ya nasıl görmüyorsun bu oyunu ya? Bu kadın seni kandırıyor Murat, kandırıyor. Ya Neslihan öyle bir kadın değil. Koray iti yaptırıyor. Neslihan öyle oyun moyun düşünecek bir kadın değil. O Koray aramıza girmeye çalışıyor. Ne arası ya? Ya ne arası ya? Sizin ne ara ne aranız vardı da o ara birden düzeldi? Ben onu anlamadım. Ha, aynen. Aynen ama Neslihan iyilik meleği değil mi? İyilik meleği. Ya madem Neslihan bu kadar melek, o zaman neden istedi o bilgisayarındaki belgeleri benden ha? Ya bir planı var diyorum ya. O yüzden sana bu kadar iyi davranıyor. Seninle yemeklere falan çıkıyor. Koray'a söylüyor. Git bunu Damla'ya söyle diye. Ya işi gücü beni kıskandırmak ya. Ya tamam, tut ki senin dediğin gibi oldu. Niye seni kıskandırmaya çalışsın? Belki bu benim kocam demeye çalışıyor. Belki biz evliliğimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Çık bizim aramızdan demeye çalışıyor. Olamaz mı yani? Ya aşkım. Aşkım ne olur bu kadar kör olma ya. Ya. Damla yeter ya. Sen bana demedin. Ben söylediğimi kanıtlayamazsam
Hayatından çıkacağım demedin. Tamam, kanıtlayamadın işte. Çık hayatından, in aşağı. Murat. Ya şaka yapıyorsun herhalde. Yolun ortasında mı ineyim? Ya Murat, ya adam göstermedi. Adam gösterseydi görecektin zaten Murat. Damla, bunun senin oyunun olmadığını nereden bileceğim ben, ha? Belki kafamı karıştırmak için adamı da sen ayarladın. İn aşağıya, in, in. İn şurada. Hadi in, in aşağı. Hadi lütfen, in. Keşke ya. Keşke biraz kafan karışsa da. Şu gerçekleri bir görebilsin. Efendim Gizem. Ya acil bir iki işim çıktı, onları hallettim. Geliyorum şimdi. Hadi bak. Taksi. Ya boşsun ya, boşsun, alsana. Bak kahretsin. İadeyi ziyaret diyelim. Ne oldu, şaşırdın mı? Sen de benim evime böyle girmiştin. Çık dışarı. Yoksa polisi çağırırım. Çıkacağım, çıkacağım. Az bir işim kaldı. Halledip gideceğim onu da. Sen manyak mısın ya? Silmişsiniz zaten sileceğini. Yani en azından bu bilgisayardaki kopyasını. Demek başka kopyalar da var. Ya sen beni öldürmeye çalıştın ya. Ben bu görüntüleri yedeklemeyecek kadar aptal mıyım sence? Kopyaları söylediğin iyi oldu ama ben daha önemli bir şeyin peşindeyim. Onu arıyorum. Neyi? Uzatma artık. Annemin tutuklanmasında Murat'ın parmağı olduğunu ikimiz de biliyoruz. Eysi, ben senden Murat'a ait bilgisayardaki belgeleri istemiştim ama içinden işe yarar hiçbir şey çıkmamıştı. Demek ki yanılmışsın. Demek ki anacığının cezaevine girmesinde Murat'ın payı yokmuş. Ya da biri orijinalleri tutup, al sana işte belgeler burada deyip bana saçma sapan bir şey vermiştir. Kim olabilir acaba bu? Bir düşünelim istersen. Sen olabilir misin? Çık dışarı, işim gücüm var benim. Bana bak. Şirkette çalışmaya başlaman, Sinan'a yanaşman. Bütün bunlar Murat için biliyorum ben. Ama bu kadar zahmete gerek yok. Annemi kurtaracak bilgileri bana ver. Ben zaten onu sana vereceğim. Yalnız Murat zaten benim. En kısa sürede bunu geri alacağım senden. Alamazsın. Ben vermezsem sen benden hiçbir şey alamazsın. Murat'a sırtımı döndüm, boşanma davası açtım diye geldi sana. Şimdi nerede? Kimin yanında? Yoksa sen en fazla böyle... metres gibi yaşamaya devam edersin. Dediğim gibi... o dosyaları getir bana. Murat zaten senin olacak. Sana dışarı çık dedim. İyi, sen bilirsin. Ama biraz aklını kullan. Sana son bir şans daha veriyorum. Bir daha sormayacağım. Bunu da bir abla nasihat gibi düşün. Ya yazıklar olsun be sana. Ya sana yazıklar olsun. Ne diyorsun kızım, ne oluyor ya? Doğru konuş bakayım amcanla. Ya ne amcası ya, ne amcası? Amca dediğin bunu yapar mı? Dükkanın orta yerinde bağırıp da beni rezil etme el alemi. Otur şuraya, sakin sakin anlat derdini. Ne yapmışım ulan ben yine? Sen benden habersiz ne çeviriyorsun? Sen benden gizli gizli onlara mı çalışıyorsun? Ne çalışması kızım, neler saçmalıyorsun ya? Tesadüfe karşılaştık onlarla burada. Burası da Allah'ın bir çay bahçesi. Ya bırak ya. Allah aşkına ya, bırak ya. Onlar buraya çay kahve içmeye mi gelecek? Hem ben gördüm sana para verirken. Sus kız, sus. Sen salaklık etmeseydin
O görüntülerle altımıza araba çekecektik. Sen ne yaptın? Gittin sırf o salak herime yaranmak için verdin görüntüleri. Amca! Ne amcası ben? Ne amcası? Bağırtırma ben dükkanın orta yerinde. Senin bir alta yaradığın yok. Bırak da bari ben kendi yoluma bakayım. Ne yolu ya? Ne yolu? Sen benim arkamdan ne çeviriyorsun? Niye buradaydı? Sen bana onu anlat. Diyemem. Ya söyle amca, hadi söyle. Birini arıyorlar. Buyur abi. İki gün izinlisiniz. Hayır olsun abi, bir sıkıntı yok inşallah. Cenazemiz var da. Başınız sağ olsun abi. Sağ ol dostlar, sağ olsun. Cenazem var dedim değil mi ben? Evet abi. Sağ ol, eyvallah. Biz gidelim mi abi şimdiden o zaman ya da kalalım mı bugün? Yok yok, hiç gerek yok, hiç gerek yok. Arkadaşlarına söyle, siz şimdiden gidin. Biz de birazdan çıkacağız zaten. Hadi. Tamam abi, tamam. Eyvallah. Ben korumaları gönderdim. Sen hala bir tane örtü getir. Şunun üzerine örtemedim yeğen. Örtsen şunun üzerine. Getir. Getir. Hadi getir. Haydi. Hadi ver. Ay ben örtemem ki. İyi ver. Ben yapayım. Bunu da ben yapayım. Ver. Her şeyi ben yapayım. Şimdi bu ceset böyle oğlu orta yerde olmaz. Bunu bir ortadan yok etmemiz, yok et. Barış, Barış arıyor. Aç, aç, sakin ol. Ya Barış, ben ne diyeceğim? Sakin ol, sakin ol. Ne dersen de ama paniğe kapılma. Şüphe çekmememiz lazım. Panik bizi ele verir yeğenim. Tatlı tatlı cevap ver. Aç şu telefonu. Aç şu telefonu, aç şu telefonu. Yapamam, aç şu telefonu, şüphe çekmememiz. Bak panik bizi ele verir. Panik bizi ele verir yeğenim. Sen ne yapıyorsun ya? Ne diyeceğim ben, diyemem. Sence de aç, aç. Aç, aç, Ayça, açılma. Neydi o kadının adı? Onu unuttuk biz. Onu ara. Aç. Ha, açıl, açıl, açıl ara. Ay, ay. Ayşıl. Ayşıl nerede? Ne demek beş dakikaya geliyorum? Ayşıl. Ayşıl gelmiyorsun eve. Benim özel, önemli bir misafirim var Ayşıl. Ya ne demek elbiseler Ayşıl? Elbiseler falan umurumda değil. Zaten yarın izin günündü senin. İlk birkaç gün benden izinlisin. Hadi. Hadi Ayşıl. Tamam bak. Geliyordu, az daha geliyordu. Amca, amca yakalanacaktık biz amca. Benden biz ne yapacağız amca? Tamam, sakin ol, sakin ol. Önce bir sakin ol. Panik yapma yeter. Panik bizi ele verir. Sakin ol. Tamam mı? Şimdi bu cesedi böyle uğurlu orta, ortalık yerinde olmaz. Biri gezdi falan, bittik bittik yakalandık gittik yani. Bunu yok etmemiz lazım. Ne yapacağız? Denize atalım. Denize mi atsak? Denize atamayız. Kıyıya vurur, şişer, mişer, bir şey olur, bulurlar. Yakalım desem o da günah. Ne yapacağız? Ne yapacağız bunu? Gömeceğiz yani, bunu gömeceğiz. Başka çaresi yok. Nereye gömeceğiz? Bilmiyorum, nereye gömeceğiz ben de bilmiyorum ama bir yere gömmemiz lazım bunu. Ama nereye gömeceksek bir hava kararına kadar beklememiz lazım. Bu arada da biz yerleri temizleyelim, bir şey yapalım. Sen bana çık yukarıdan. Temizlik malzemesi, kova, bidon, çamaşır suyu. Ne buluyorsan getir, hadi. Ben mi? Ben mi? Sen tabii sen! Bu adamı sen öldürdün yeğenim. Bak ben sana yardımcı oluyorum, benim canımı sıkma dediğimi yap bak ha. Tamam. Demedim ya. Halledeceğiz. Eldiveni de unutma! Yeter hadi yeter, tamam kızım kendine gel hadi yeter, tamam. Pırıl pırıl oldu, eskisinden temiz oldu, hadi bırak. Tamam. Buralar temizlendi ama ya taşların arasında kaldıysa acaba taşları biz değiştirsek mi? Yok yok, o kolay. O kolay, ben bunlardan depoda zilyon tane gördüm. Yarın bir usta çağırırım, hepsini yeniden değiştirtiriz, taktırırız, tamam mı? Duvarları da boyatalım. Tamam, duvarları da boyatalım. Hatta eşyaları da atalım, tamam mı? Koray'ın elinin ayağının değdiği her eşyayı atacağız. Tamam mı? Sen rahat et. Koray'dan iz kalmayacak. Yalnız sen internetten filan bir koltuk moltuk bir şey söyle. Fakat adamlara söyle acil getirsinler. Hemen yarın getirsinler, tamam mı? Tamam, anladın mı? Anladım. Anladın mı? Anladım. Ha, tamam. Hadi bir el ver de şu rahmetliyi arabaya yükleyin. Koray'ın kendi arabasına. Önce Koray'dan kurtulan, ben yarın arabayı parçalattırmaya götüreceğim. Nerede parçalattıracaksın? Sen orasına karışma kızım.
Benim mahalleden eski bir arkadaşım var, cepsiz Recep. Ona parçalatlayacağım, sen karışma. Hadi sen bir tut ucundan, şunu götürelim, hadi. Hadi. Hadi yeğenim, hadi tut şunu, hadi. Hadi kız. Sen bu Koray'ın telefonunu kapatmadın mı? Sen bunu kapatmadın mı? Kapatmadın mı damla? Sen bu Koray'ın telefonunu kapatmadın mı? Sessize al. Sessize al. Sessize al. Sessize al. Tamam. Kapat. Tamam. Tamam. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Hadi. Bekle. Bekle. Hadi. Bekle. Amca. Amca. Hadi. 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 Hadi yüklen, yüklen haydi, haydi çek. Kaldır, kaldır, haydi. Hafızak yardım. Haydi. Dur, dur, dur. Gel yavaş yavaş gel. Gel, gel. Ha, bırak tamam, ben de bırak. Bırak, ben de. Polis arıyor amca. Amca polis arıyor. He? Beni polis arıyor. Ben ne yapacağım? Tamam. Ben ne diyeceğim? Tamam aç hadi. Aç işteyim de spordayım da ne bileyim işte bul bir şey. Sakin olacaksın yeğenim. Soğukkanlı davranacaksın. Panik yapmayacaksın. Demin de adamın suratına kapadın zaten. Aç. Alo Damla. Alo canım. Nasılsın? İyiyim canım. Sen nasılsın? İyiyim ben de. İşlerini bitirdikten sonra haber verecektin. Ne durumdasın diye bir sorayım dedim. Benim işim bitmedi daha. Damla sen iyi misin? İyiyim. İyiyim neden ki? Ne bileyim sesin böyle bir garip geliyor da. Yani biraz soğuk aldım herhalde. Direkt benim sesime vurdu. Ben de biraz dışarı çıkıp hava alalım diyecektim. Ben kuafördeyim. Yani kuafördeydim. Ben bayağı bir kötü oldum. O yüzden eve geldim. Yani benim şöyle bir yatıp dinlenmem gerek. Hay Allah geçmiş olsun. Gelip seni hastaneye götürmemi ister misin? Yok yok. Yok gelme çünkü benim gerçekten yatıp dinlenmem lazım. Ben çok kötüyüm. Tamam canım sen biraz daha dinlen o zaman. Bu arada bugün Koray Bey'le karşılaştım. Senin eski psikiyatristin. Koray mı? Neslihan'la yakın arkadaşlarmış. Bana böyle garip garip bir şeyler söyledi ama çok anlamadım. Seninle bu konu hakkında konuşmak istemiştim ama... Neyse yarın konuşuruz artık. O zaten garip bir adam ya. Yani ben de daha tam çözemedim onu. Neyse canım sen artık bunları kafana takma. Bak ben de iyi değilim. Sesim de kötü geliyor. Sonra konuşuruz olur mu? Tamam. Görüşürüz. Tamam. Tamam canım. Öpüyorum. Bay bay. Ya ben hiç bilemedim elim ayağıma dolandı. Tamam sakin ol. Sakin ol. Bu Poyraz niye Koray'ı soruyor? Ben de onu anlamadım. Bilmiyorum. Sabahleyin Neslihan'ın evinin önünde bile karşılaşmışlar. Gonca hadi gidelim. Bak kimse gelmeden ne yapacaksak yapalım. Görmeyecek miyiz ne yapacaksak hadi. Tamam dur yeğen. Dur, dur, dur. Biraz daha saat geç olsun. Etraf biraz tenhalaşsın öyle çıkarsın. Az bekleyelim. Sen şimdi gel hadi geç. Üstüne bir şeyler giy. Haydi. Hadi gel. Gir içeri. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Hadi atla bakalım. Kimseye görünmeden tali yollardan gideceğiz. Bu beladan kurtulup sağ salim geri geleceğiz. Hadi. Tamam. Toprak iyice sıkıştı. Mezar olduğu belli olmaz artık yani. Aptal.
Acaba Neslihan senin yaptığını yapar mıydı? Yapar. Tamam, olanla ölene çare yok artık yeğen. Haydi haydi, daha arabayı parçalattıracağız gidip, haydi. Haydi. Haydi tamam, haydi. Tamam. Tamam tamam, haydi. Ne oluyor burada? Sana ne ya? Ne oluyorsa oluyor. Burası benim evim değil mi? Hı? Burası benim evim değil mi? Atıyorum işte seni kerini çöpünü. Seni de istemiyorum, kerini çöpünü de istemiyorum. Git buradan. Ne yaparsan yap, bana ne? Ben Koray'ı arıyorum. Sen onu gördün mü? Denize mi atsak? Yakalım desen o da günah. Gömeceğiz yani, bunu gömeceğiz, başka çaresi yok. Damla. Sana bir soru sordum. Koray ortada yok. Sen onu gördün mü? Neslihan Hanım. Poyraz Bey. Sizin de eşiniz var burada. Koray'ı arıyorum ben. Ulaşamıyorum bir türlü. Koray'ı mı? Koray'ın senin evinde ne işi var ki Damla? Damla, Koray bana en son buraya gelip seninle konuşacağını söyledi. Koray buraya geldi mi? Sen onu gördün mü? Gelmedi ya. Ya gelmedi, gelmedi. Ben burada gerçekten neler olduğunu anlayamıyorum. Koray'la karşılaşıyorum, bana abuk subuk imalarda bulunuyor. Onu konuşmak için buraya geliyorum, sabah sabah Neslihan Hanım Koray buraya geldi mi diye sana soruyor Damla. Siz bu evin adresini nereden biliyorsunuz Neslihan Hanım? Hem siz ikiniz uzaktan tanışıyordunuz hani. Damla. Ya Poyraz. Poyraz ne olur bir dinle. Ya Poyraz ne olur bir iki dakika, bir kum iki dakika. Damla. Ben seninle ne konuşacağım? Hem de burada Neslihan Hanım'ın evinde hiç tanımadığım bir kadınla ben ne konuşacağım? Ya burası benim evim ya. Ya burası benim evim ya. Ya ben kendi paralarımla aldım burayı ya. Ya sen anlamadan dinlemeden niye gidiyorsun? Damla bak. Herkes bizi dinliyor, lütfen sakin ol. Şimdi gitmeme izin ver. Bir olanları düşüneyim, tamam mı? Bir anlamaya çalışayım. Söz veriyorum sana, ne anlatacaksan anlatırsın. Sana yemin ediyorum, o kadının ne kadar kötü bir kadın olduğunu göstereceğim. Sana yemin ediyorum, göstereceğim. Ne diyorsun şimdi? Hadi şimdi bak. Seni öldüreceğim Neslihan!
Tamam, ne oldu kız? Tamam, tamam, kendine gel. Sakin ol. Tamam, sakin ol. Öldüreceğim. Tamam, sakin ol. Ya. Öldüreceğim. Tamam, tamam, hallet. Ben o kadını öldüreceğim. Tamam. O kadının emdi sütü burnundan getireceğim. Tamam, tamam, yeğen. Tamam, halledeceğiz. Sen şimdi sakin ol bakayım. Hepsini halledeceğiz, tamam. Yıpratma kendini. Gel bak şöyle tutun ay. Tutun şunu, tut kızım. Aferin. Siz böyle gelin. Ay çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gel kızım. Gel kucağım. Hoppa. İkiniz de benden bir şeyler saklıyorsunuz. Ama ben bu durumdan artık gerçekten çok sıkıldım. İkinizin arasında ne var? Hatta Koray Bey'i de katalım. Üçünüzün arasında gerçekten ne var? Ne olabilir ya? Ne olabilir canım? Koray benim eski doktorumdu ki sana bunu zaten söylemiştim. Nesen Hanım'ın da eski sevgilisi. Ben bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Ben bunu gerçekten nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama... Koray benden hoşlanıyordu. Evet, bir zamanlar benden hoşlanıyordu. Biz de Nesen Hanım'la zaten o vesileyle tanıştık. Ama vallahi ben Koray'a yüz vermedim sana. Yemin ederim hiç yüz vermedim. Zaten bence hasta doktor arasındaki böyle ilişkiler hiç etik değil. Gerçekten. Herhalde seni de Nesen Hanım'ın yanında gördü. Ondan sonra merak etti. Artık kıskandı mı, ne yaptı bilmiyorum. Belki de seni sormaya gelecekti buraya ya, evet. Ama gerçekten gelmedi. Vallahi gelmedi, billahi gelmedi. Koray sizin eski sevgiliniz mi Neslihan Hanım? Evet, evet. Üniversitedeyken sevgililermiş. Üstünden çok sular akmış Neslihan Hanım. Evlenmiş, barklanmış, çoluk çocuk sahibi olmuş. Çoluk çocuk sahibi olmuş. O yüzden artık Neslihan Hanım'ın böyle taraklarda bezi yok. Değil mi? O bir anne. Ve her şeyden önce çocuklarının sağlığını düşünüyor. Değil mi? Damla haklı. İnsan önce çocuklarının sağlığını düşünmeli. Ben de tam olarak size bunu söyleyecektim Poyraz Bey. Deniz'i bu kadından uzak tutun siz. Bana bu evi nereden biliyorsun diye sormuştunuz ya. Bu evi biliyorum çünkü bu ev benim evimdi. Ne söylüyorsunuz siz ya? Hani size bir kadın var. Bütün hayatımı mahvetti, her şeyimi elimden aldı demiştim ya. Evet. O kadın işte Damla'ydı. Aa, bu nasıl bir iftira ya? Bu nasıl bir iftira? Bu kadın benim önce kocamı... Sonra paramı, evimi, hayatımı, her şeyimi elimden aldı. Bütün hayatımı alt üst etti. Burayı görüyor musunuz? Ben bu kadını burada misafir ettim. Kendi ellerimle getirdim evime. Çocuklarıma bir sürü zarar verdi bu kadın benim. Ben sadece bir iyilik yapmak istedim. O benim bütün hayatımı mahvetti. Her şeyimi elimden aldı. Yalan söylüyor. Poyraz vallahi yalan söylüyor. Billahi yalansa sana yemin ederim. Ben size her şeyi anlattım. Bundan sonrası artık sizin bileceğiniz iş. Poyraz sana yalan söylüyordu. Poyraz! Ya Poyraz bir beni dinler misin? Damla! Poyraz ne olur bir bak. Ya Poyraz bana bak! Bana bak bir beni dinle ya! Tamam abla, durduklarım Damla. Ya bana bak diyorum, thank you.
tamam yeter. Kalk artık kızım yeter ya. Ya anladık. Poyraz gitti tamam. Başkasını bulursun. Şimdi bunu düşünmenin sırası mı? O kadar fotoğraf gelmiş, mesaj gelmiş. Tehdit ediliyoruz. Sen hala Neslihan'dı, Poyraz'dı. Kaynatı bir şeyler hazırla. Midem zil çalıyor açlıktan. Tamam malzeme alayım. İstiyor musun kız sen de yiyecek bir şey? İstemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Ey madem. Aldım. Nefes alamıyorum. Olduğum yerde çatlayacağım. Nefes alamıyorum. Hayda. Gerizekalı. Kızım tamam sen bir sakin olsana. Ne oluyor ya? Bir kendine gel tamam. O gerizekalı Neslihan her şeyi etmeseydi Poyraz bana inanacaktı. Şimdi bebeği aldır diyor, başka bir şey demiyor. Allah Allah, sanki çocuk gerçek. Ya bırak şimdi Poyraz Neslihan'ı, bizim çok daha büyük bir derdimiz var kızım. Sen ona şey olsana ya. Ya sen katil oldun, katil. Anladın mı? Ceset gömdük senden beraber biz. Sen bunu anlamazlıktan mı geliyorsun yoksa kafan gidip geliyor mu senin? Ben anlamıyorum ya. Bağır bağır. Daha da bağır. Aşım da duysun, komşular da herkes duysun. Yakında herkes duyacak lan zaten. Murat'ın elinde videomuz var bizim, videomuz. Sen onu anladın mı? Resmen el ele verip adam gömüyoruz seninle biz adam. Siz ikiniz adam mı öldürdünüz? Yenge? Ha? Bana bak ayak altına donanma. Songül hoşlanmaz böyle şeyler. Songül Hanım gelmeyecek dedim sana ya. Yengen de arabada. Sebep? Ne bileyim o da gelecek, şöyle diyor. Ne demek gelecek ya? Ya ben Songül'ü Murat'la mı tanıştıracağım, ne yapacağım? Ne bileyim be kızım işte Allah Allah ya. Siz bugüne kadar iyi gezindiniz arabalarda marabalarda. Bundan sonra ben de gezineceğim diyor. Gerçi onun derdi başka tabii de işte. Neymiş? İkimiz bir olup ona zırnık koklatmamak için Allah bilir başına ne çoraplar öğretmişiz. Öyle diyor. E hadi senize ya. Ne konuşuyorsunuz siz orada fısır fısır hadi? Ya sana o kadar yerden ısıtmalı ev verdik, otursana. Oturamam. Bundan sonra siz nereye, ben de oraya. Bana bak. Ha. Benim tepem zaten atık. Bir de sen attırma tamam mı? Otur oturduğun işte. Sabah kahvaltıda konuştuk her şeyi. Kimse kimseden para kaçırmayacak. Kız sen ne biçim konuşuyorsun yengenle? Ne biçim? Necati, nankör. Senin bu yeğenin nankör. Amca. Gerçi bu önceden de öyleydi de. Şimdi parayı görünce iyice bozmuş ha? Yok ya yine de. Ne yapsan? Bizim en kötümüz elin en iyisinden evladır. Yeğen işte ne yapacaksın? At sana tamam, sat 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 aman. Öyle bir satarım ki. Vallahi gözüm ne bu sidikliği görür, ne de seni görür. Tamam. Daha fazla kızdırmayın beni. İkinizi de yakarım ha. Tamam o zaman ben tek başıma gidiyorum. Olmaz. Olmaz. Olur, olur, olur. Olmaz. Necati oturuyorsa ben de oturuyorum. Ya olmaz. Ya o herif sana bir şey yaparsa ben de geleceğim. Olmaz öyle şey. O bana bir şey yapamaz. O alacağını almadan bana bir şey yapamaz. Tamam. Siz de takılın böyle. Tamam. Doktor bey birazdan gelir. Kusura bakmayın, beklettim biraz. Olur mu? Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim ben de. Var mı heyecan? Tabii.
Allah Allah. Bir sorun mu oldu? Görüntüde bir problem var ama. Temizlik yaparken kabloyu kırmışlar. Aksilik işte, size de mahcup oldum. Yarın tekrar geliriz. Evet evet, biz yarın geliriz. Bir yedek kablom daha var benim. Ona da bir bakalım. Olmazsa tekrar yarın yoracağım sizi mecbur. Yarın gelirdik. Heh, işte buldum. Bunu da bir deneyelim de emin olalım. Tamam, heyecanlandırdım sizi biraz ama hallettik. Tekrar buyurun uzanın bir bakalım artık. İşte burada. Ne orada anlamadım. Ne demek burada? Damla kesin hamile mi? İşte bakın burada. Kalp atışını duymak ister misiniz? Hadi şimdi bir bakalım bakalım. Ufaklığın keyfi yerinde mi? Bebeğimi yedim mi? Sağlıklı, her şey yolunda. İyi, gayet iyi. Hiç merak etmeyin. Aslan Bey. Buyurun. Aslına bakarsanız biz bebeği aldırmak istiyoruz. Sen aldırmak istiyorsun. Ben aldırmak istemiyorum. Ben bebeğimden vazgeçmeyeceğim. Tamam, lütfen sakin olur musunuz? Bebeğimiz 12 haftalık ve 10 haftadan sonra kürtaj söz konusu bile olamaz. Olamaz. Babalık testi yaptırabiliyor muyuz peki? Tabii, yani onu yapabiliriz, annenin rızası varsa. Var. Rızam var. Benim hiçbir şeyden çekincem yok. Tamam, o zaman bir kan örneği alalım, babalık testini yapalım. Bak, nasıl haksızlık yaptın bana. Yalancı mıymışım, değil miymişim? Şu babalık testinin sonucu çıksın da daha sonra tekrar konuşuruz Damla. Ya hala inanmıyorsun bana ya. Hala inanmıyorsun. Ya ben hamileliğim konusunda nasıl yalan söylemediysem, bu bebeğin babasının sen olduğu konusunda da yalan söylemiyorum. Ama tamam. Yine de sen yaptır o testi. Bekle o testin sonucunu. Ben sadece emin olmak istiyorum, tamam mı? Tamam. Ben taksiyle giderim. Hayır. Beraber birlikte gideceğiz. Gel.
Ya biz senin için bu kadar kıymetli miyiz ya? Doktor 12 haftalık demeseydi vazgeçecektin. Aldıracaktın bebeğimizi. Şimdi niye bizi oradan oraya taşıyasın ki? Bizim ne değerimiz var senin gözünde? Aa, ayrıca biraz bekle. Bir babalık testi gelsin. Belki yine kandırıyorumdur seni ha? Hadi birlikte geldik, birlikte gidiyoruz. Hadi Damla. Hadi. Biliyor musun? Ben bir daha anne olamam zannediyordum. Ama oldum işte. Bugün duyduğumuz ses bizim bebeğimizin kalbinin sesi. Sen bir çocuğu tek başına büyütmek ne demek biliyorsun. Ben annesiz babasız büyümek ne demek onu çok iyi biliyorum. Ya gel, gel biz kendi bebeğimize, çocuğumuza bunları yaşatmayalım. Yaşamasın bunları. Tamam ben sana çok kızgınım, kırgınım. Ama bir yanım hep gerçekten istiyor seni. Ben sana çok aşığım. Bak. Burada senin bebeğin duruyor. Gel hadi bu bebekle yeni bir başlangıç yapalım. Yeter artık Damla. Gerçekten yeter. Bizim aramızda artık hiçbir şey olamaz. Bunu anla, tamam mı? Neden ya? Neden? Çünkü ben Neslihan'a aşığım. Hayırlı bir haber ver. Yırttık şu işten de. Ne oldu yoksa? He? Ortaya çıktı mı hamilelik yalanı? Bir şey söyle. Yeğenim. Yalan söylememe gerek kalmadı. Ben zaten hamileymişim. Anam. Anam. Gerçekten hamile misin? Allah! Bu Murat şimdi hisse ver falan aldı ama esas bu Poyraz yok mu bu Poyraz? Acık silkelense bu Murat'ı da satın alır, 7 sülalesini de satın alır. Başımıza talih kuşu kondu kız. Haydi. Bir dakika. Kızım sen niye zil takıp oynamıyorsun? Manyak mısın, ne oldu sana? Mutluluktan ağlıyor. Ya mutlu falan değilim ben ya. Mutlu falan değilim. Ben anne oluyorum. Ama ben yine mutlu olamıyorum. Bir dakika. Niye olamıyormuşsun sen mutlu? Ne oluyor kızım sana? Çünkü Poyraz Neslihan'a aşık. Ya ben ne yapacağım ya? Ben zaten anasız babasız büyüdüm. Ya benim bebeğim de mi anasız babasız büyüyecek? Yok. Orada bir duracaksın yeğenim. Maç 90 dakika. Öyle hemen havlu atmak yok. Ben bitti demeden bitmez. Önce sen şu karnındaki çocuğa iyi bakacaksın, tamam mı? Yemeni, içmeni, gıdanı falan hiç aksatmayacaksın. Bu çocuk senin garantin. Ya ben garanti falan istemiyorum amca ya. Ya ben normal bir aile istiyorum. Ben çocuğum için normal bir aile istiyorum. Ama o Neslihan izin vermiyor. Ayşıl nerede? Nerede bu Ayşıl? Nerede bu Ayşıl? Gelmedi mi bu gerizekalı? Efendim Damla Hanım. Neredesin sen? Ya ablam daha tam kendine gelemedi de ben de buradayım. Ya burası Dingo'nun ağrı mı? Çabuk buraya geliyorsun ya da istifa ediyorsun. Ya benim daha tam işlerim bitmedi de dedim ki acaba hani ben bugün de mi kalsam? Hemen dedim Ayşıl. Hemen. Tamam.
Aşıl. Damla Hanım. Ben telaştan soramadım. Ne oldu ablan, iyi mi? İyi, iyi. Çok şükür. Oo, mis gibi koktu vallahi. Sen ne yapıyorsun burada yeğen? Bırak da Ayfer işini yapsın ya. Acıktık vallahi. Ben de Ayşıl'a ablasını soruyordum. Ya senin bir abin vardı da ablan ne ara türedi? Yani öyle ablam dediysem hani öz ablam değil ama çok seviyorum. Çocukluğumdan beri de şey yaparız, anlaşırız. O yüzden bu da hazır bu arada. Yersiniz afiyetle. Ben... Bu da hiç yalan söylemiyor. Her bir tarafı ayrı oynuyor. O da ayrı meziyet yani. Ona daha bundan lazım. O da herkeste yok ya. Yani. Ne oluyor ya? Hayda. Dur, dur. Kılınızı, fırtınızı toplayacaksınız. Defolup gideceksiniz bu evden. Kendi yavaş, hayırdır sen ya? Yeter ama ha. Bir kalın diyor, bir gidin diyor. Bir dediğin bir dediği tutmuyor. Bırak ya, damla. Siz yüzünü gözünün haline bak. Bas git şuradan, bir de benden bulma belanı, haydi. Bela benim lan. Bela benim lan. Ay, 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 ay. Ya sen yine kime sinirlendin de hıncını benden çıkartıyorsun acaba? Ulan benim başıma ne geldiyse senin yüzünden gelmedi mi zaten? Ya ben ne yaptım ya? Ağzını yüzünü ben mi dağıttım? Lan benimle böyle konuşma. Ağzını yüzünü dağıtırım senin. Neslihan Melis'e seninle beni söylemiş. Melis beni terk etti. Bu ağzımı yüzümü dağıtan da Melis'in babası. Öğrendin mi? Rahatladın mı? Ya ben mi yaptım ya? Gittim ben mi anlattım? Neslihan'a kızılamam. Ben ne yaptım? Onunla mahkemede hesaplaşacağım ben. Mahkemede. Senin konun ayrı. Gideceksiniz bu evden, anladın mı? Bak Damla, benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Giderim polise. Derim ki, bunlar Koray'ı böyle böyle buraya gömdü derim. Bu evden çıkacaksınız. Ya Murat, ya Murat yalvarıyorum sana ne olur ya. Bak yalvarırım ne olur biraz daha kalayım ya. Murat ya ne olur, acıma. Ah! Ah! Anam. Ah! Ah! Ne oldu yeğenim ha? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Ya defolun gidin ya! Defolun gidin! Ya biriniz arkamda durmadınız be! Biriniz arkamda durmadınız! Şu adam gelse şurada kesse beni! Hiçbiriniz korkunuzdan çıkmayacaksınız! Ama bak! Melis'in babasına bak! Adamın da ilk yanlışında ağzını yüzünü dağıtmış! Ama benim yanımda, benim arkamda anam babam yok diye gelen geçen vuruyor değil mi? Gelen geçen vuruyor. Yok yeğen, yok. Baban yoksa amcam var yeğen. Ben varım, ben ölmedim daha. Dur öyle sen. Halledeceğiz. Ne dedi bu şimdi? Yine evi boşalttın falan dedi değil mi? Neslihan gitmiş her şeyi anlatmış Melis'e. Murat da bizi biliyor. Ha, anlayacaksın, Murat'ı korkutabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Ya ben bebeğimle sokaklara mı düşeceğim ya? Bebeğimle sokaklara mı düşeceğim? Ya yok. Ya senin arkanda koskoca Poyraz Karaağaç var yeğenim. Sen neyi dert ediyorsun ki? Ne yapacak o kapı gibi koskoca Poyraz Karaağaç? Bebeğinin annesini sokakta mı bırakacak? Bebeğini çok düşkündü o da değil mi? Şimdi Poyraz'a bir şey söyleyemem. Yani eğer bir şey söylersem onu kullandığımı düşünür. İyice nefret eder benden. Ama bulacağım. Merak etmeyin, ben bir yolunu bulacağım. Tamam. Tamam, hallolmayacak iş değil. Dur. Hallederiz. Sen önce hele bir kalk bakayım ayağa. Hadi kalk. Ay kendim kalkarım. Alışığım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.